yüksek güvenlikli hapishaneler ülkemizde yeni. 3-4 yıldır var aslında. Ve biz bunlara kuyu tipi hapishaneler diyoruz. Aslında neden kuyu tipi hapishaneler diyoruz? Çünkü tam anlamıyla bir kuyu mahiyetinde hem mimari olarak hem uygulamalarıyla 5 adımlık bir hücre, 5 adımlık hücrenin içerisinde başka hiçbir şey yok. Sadece tuvalet, banyo var. Tel örgüler var pencerelerde ve bir tane pencere var. Kendine ait bir havalandırması yok. Bu pencereden içeri hava bile girmiyor yani. Çamaşır yıkasanız kurumuyor. Bunun dışında her saat başı gardiyanlar gelip ışığı açıp kapatıp gidiyorlar. Yani mesela gece uyku uyutmuyorlar. Gece 1'de, 2'de, 3'te, 4'te, 5'te sabaha kadar gelip sizin ışığınızı açıyorlar, uyandırıyorlar sizi ve sürekli taciz ediyorlar. Bunun dışında sürekli su kesintileri oluyor. Yani 3 gün suyun gidip gelmediği oluyor. Yani su yok. Güneş vurmuyor bu hücrelere. Yani güneş yok, su yok, hava yok. Kapının oraya bir megafon koymuşlar. Gardiyanlarla bu megafon aracılığıyla iletişim kurmanız isteniyor. Yani gardiyanların yüzünü, sesini bile görmeniz, duymanız istenmiyor. Yani tam anlamıyla sizi bir kuyuya atmışlar aslında. Bu şekilde tam bir tecrit politikası. Yani bütün hapishanenin uygulamaları da aynı şekilde tecritin, işkencenin sistemleştirildiği hapishaneler bu kuyu tipi hapishaneler. Yani uygulama olarak da biz 3 kişi sürgün edildik oraya. Mesela Rezan Şengül ve Vedat Doğan'la beraber grup yorum emekçisi arkadaşlarım. Bizi hapishanenin ayrı köşelerine attılar. Yani biz 5 ay boyunca birbirimizin yüzünü görmedik, birbirimizin sesini duymadık. Bunun birbirimizin yüzünü görmeyelim, sesimizi duymayalım diye ellerinden geleni artlarına koymadılar. Yani bir ben hastaneye gideceksem, Rezan bir yere gidecekse beni hastaneye götürmediler mesela. Bu şekilde aslında hem hak ihlali gerçekleştiriyorlar hem de bizim birbirimizin yüzünü, sesini görüp duymamamız için ellerinden geleni yaptılar. 5 adımlık hiçbir şeyin olmadığı o tabutlara atılıyor devrimci tutsaklar, şimdi siyasi tutsaklar ve insanlık dışı saldırılara uğruyor. O yüzden herkes bu kuyu tipi hapishanelere karşı ses çıkarmalı. Yoksa yarın o kuyu tipi hapishanelere hepimiz asılacağız, hepimiz orada olacağız ve ses çıkarmak için çok geç olacak. Şunu da söylemek gerekir bunun yanında. Mesela Kırşehir hapishanesinde ben 10 Mart tarihinde baş gardiyanın ölüm tehdidine maruz kaldım. Geldi beni, dedi ki işte bak dedi, sen burada eylem yapıyorsun. Burada ağır müebbet yatan adliler var. Seni burada öldürürler, biz de intihar etti deriz dedi. Beni tehdit etti. 26 Şubat'ta yine Kırşehir hapishanesinde grup yorum emekçisi arkadaşımız Rezan Şengül'ün parmakları kırıldı gardiyanlar tarafından. Saldırıya uğradı. Yine Mayıs ayında arkadaşımız Vedat Doğan Malta'da fiziki saldırıya uğradı. Yani aslında bu kuyu tipi hapishaneler işkencenin sistemleştirildiği sürekli bir saldırı ve işkencenin döndüğü merkezler haline gelmiş durumda. O yüzden yani Adalet Bakanlığı izliyor bunları, bilerek yapıyor zaten. Yine Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı bunları izliyor. Hapishane 1. Müdürü, Kırşehir Hapishanesi 1. Müdürü Ahmet Ünal Arıca bunu izliyor. Biz açlık grevindeyken bize B vitamini vermeyen kurum doktoru Gökhan Özçelik şu an hala orada idareyle birlik olup arkadaşlarımızı gün gün öldürüyor. Gün gün arkadaşlarımızın erimesine sebep oluyorlar aslında. Şu an Vedat ve Rezan 43 kilo. Bu bizim en son duyduğumuz. Belki şimdi 42 kilolardır. Belki şu an 41 kilolar. Yani Oktay Kelebek 30 kiloya yakın kilo vermiş durumda. Cem Dursun yine 30 kiloya yakın kilo kaybetmiş durumda. Şu an Rezan kalp çarpıntıları yaşıyor. Sürekli baş dönmeleri yaşıyor. Ayakta duramıyor şu anda Rezan yani. Vedat yine sol kulağı şu anda duymuyor Vedat'ın. Ve bu artık kalıcı olabilir.